Sesinizi alamadım ama. Heh, Sesimde tamam, bir şimdi geldi. problem. Tamam, şimdi geldi. Tamam, Evet, son merhaba. olarak ve Mansur Merhaba. Yavaş'ın hani bu kirli siyasete alet olmayacağım ifadesini gördünüz. Dünkü Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra, hatta o uyarı acaba kimeydi diye çok da konuşuldu. Kılıçdaroğlu'na yönelik diyenler de oldu. Bu son açıklamalardan sonra gördüğünüz şey nedir? Şimdi aslında hepimizin gördüğünden çok farklı bir şey görmüyorum. Ancak bir takım eksiklikleri fark ediyorum uzmanlığımdan dolayı. Şimdi gördüğüm tablo şu ki hala CHP kendi içinde Cumhurbaşkanı adayını net olarak işaret etmiş değil. Bu zaten şu anda henüz erken seçim tarihi dahi belli değilken net bir Cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkması zaten beklenemez. Ancak bu tür uzun yıllardır iktidarda olmayan, ana muhalefet olmaya alışkın olan ve şu anda Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'de aslında erken seçim öncesi ne kadar erken bir takım pozisyonlar alınırsa hem olası aday için çok daha iyi bir koruma zinciri oluşur hem de aday olmayacak kişilerin bunu bir satranç gibi görürsek hamlesini okuyabiliriz ve o hamlelere karşı bir strateji geliştirme şansları olur. Şunu hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. 2023 seçimlerinde yapılan en büyük hata Cumhurbaşkanı adayının geç ve kamuoyunun bilgisinden ve iştirakinden uzak olarak belirlenmesiydi. Ve bu zaten seçim yenilgisi olarak her ne kadar seçim aslında kazanılmadı deniyor olsa da ve ben buna kişisel olarak katılıyor olsam da resmi olarak açık ara bir farkla galibiyet gelmemesine neden oldu. Şimdi burada iki önemli şey var Senem Hanım. Birincisi Mansur Bey'in dediği şey çok doğru ve çok haklı bir işaret edilecek nokta. Neden? Çünkü şu anda hem CHP içinde hem dışında bütün lobiler faaliyet halinde. Şimdi kulis bilgisi dediğimiz şey aslında çok hem stratejik hem de tehlikeli bir bilgi türü. Eğer gerçek gazetecilerden, gerçekten tecrübeli isimlerden gelmezse, herhangi bir siyasetçinin de bir kulis bilgisi olabilir, benim de bir kulis bilgim olabilir. Ancak bu kulis bilgilerinin ne kadar gündemde ağırlık kazandığı, o kulis bilgisini veren kişinin ağırlığıyla doğru orantılı olmak zorunda. Fakat biz şimdi gündeme bakıyoruz. Zaten Türkiye gündemi çok yoğun, çok derin bir gündem. Öyle şeyler konuşuluyor ki gerçekten onlara hakim olma kısmı çok zor olabiliyor. Şimdi bu aslında doğru bir bilgi. Fakat eksik olan şöyle bir şey var. Bir yandan CHP'nin kendi içinde de bu kulis bilgilerine, onların kirli diye tarif ettiği, yanlış diye tarif ettiği kulis bilgilerine çanak tutacak hamleler de veya kişiler olabiliyor. Zaten tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun söylemine dönüyoruz. O da aslında parti içinde ki kendi kulislerinden rahatsız olmuş olacak ki şu anda bizim konumuz sadece iş yapmak. Biz vatandaşa, millete, devlet yönetmeye muktedir bir partiyizi anlatalım diyorlar. Burada benim çok önemsediğim bir başka husus daha var Senem Hanım. Onu da geçen akşam yine Sözcü TV ekranlarında söyledim. Ömer Çelik'in erken seçim olmayacak, seçim zamanında olacak iddiası. Şimdi bu iddia öyle bir iddia ki daha önce her ne kadar 2 hafta önce yapılmış olsa da gündem içinde çok kayboldu, çok silik kaldı ama bu kez bu iddianın yapılma biçimi, bu iddianın söylendiği yer çok hayatiydi. Dolayısıyla şu anda CHP'nin neredeyse bütün kampanyasını üzerine kurabileceği bir başlangıç noktası var elimizde. O da şu, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim? Çünkü seçim erken olmazsa Erdoğan seçilemiyor. Bir de Figen Çalık şu yazmıştı kararda bugün. Öyle dikkatimizi çekti. 14 Eylül'de yayınlanan bir resmi gazete var. O resmi gazetede Cumhurbaşkanı'nın manevi kişiliğini de Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin manevi kişiliğine de hemen tam söylemek için bakıyorum. Maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü Evet. saldırıya karşı bir koruma meselesi var. Şimdi bu pek tabii şöyle de yorumlanabilir. Acaba seçimde zamanında olacağına göre Erdoğan emekli mi olacak? Bu seçim acaba Erdoğan'sız mı gerçekleşecek? Ya da
Erdoğan bir devri sabık yaratmamak için mi bu hamleyi alıyor? Bütün bunları beraber süzdüğünüzde İmamoğlu'nun söylediği iş yere geliyoruz aslında. Şu anda CHP'nin bütün anketlerde hazır birinciyken, hazır bütün tepkiler aslında hükümet ittifak ortaklarına yönelmişken gerçekten devleti yönetebilecek muktedirlikte olmaya yönelik bir strateji kurmaları gerekiyor gibi görünüyor. Ben de tam sözü anketlere getirecektim. Hazır anketlerde CHP birinci partiyken üstelik Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmasıyla bunu heba etmesi siyasi açıdan herhalde tarihin en büyük hatalarından biri olur muhtemelen. Şimdi Yöneylem'in hazırladığı bir anket var mesela son olarak. Evet. O şimdi ekrana geliyor. Orada bir kez daha CHP birinci parti, AK Parti ikinci sırada 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılmış bu araştırma. Ve klasik soru, bu pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz? CHP %34,7, AKP %30,2. Burada özellikle makas 4,7. Yani hani bir ara 2 ile 4'tü. Sonra son birkaç işte Ağustos, evet, Temmuz anketlerinde böyle 12'ye kadar çıkan bir anket de olmuştu aradaki makas. Dolayısıyla önemli bu makas. DEM 9,6, MHP 9,4, İYİ Parti %4, Zafer Partisi 3,9, YRP 3,7 ve TİP 1,2 diye devam ediyor. Şimdi bu anketi yorumlarken bence hazır yeri gelmişken Şamil Tayyar'ın dikkat çekici bir değerlendirmesi vardı. Şimdi bu anayasa, yeni anayasa meselesi üzerinden bunun toplumda kendi AKP seçmeninde de karşılığı olmadığına dair hızla onu da bir okuyayım. Yeni anayasa talebi ilk 20'ye bile girmiyor. Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik. Elbette sade, anlaşılır, kısa, öz, demokratik bir anayasa arzumuz. Ne var ki toplumun öncelikleri çok farklı. Bu farklılaşmanın önemli nedeni hayat pahalılığı gibi çözümünü istedikleri sorunlarla yeni anayasa ihtiyacı arasında bağ olmadığını düşünmeleridir. Özetle ne yapılmak isteniyor da anayasa engeldir diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum. Şimdi gerçekten de AKP seçmeni bu sorgulamaya başladıysa Ceren Hanım, yani ne alakası var yeni anayasayla bizim yaşadığımız sorunların? Yeni anayasa değilse benim ekonomim düzelecek mi mesela gibi bir bakış açısına sahipse, o zaman o CHP'nin birinci parti meselesi 5 ay sonra da, 10 ay sonra da, 1 sene sonra da herhalde değişmez. Öyle görünüyor, değil mi? Ne dersiniz? Kesinlikle haklısınız. Şimdi burada atlandığı düşünülen ama benim stratejilerinin bir parçası olduğunu düşündüğüm bir konu var. O da gündemin meşgul edilmesi. Şimdi seçimden sonra biliyorsunuz biz hep AK Parti'de ciddi bir değişim olacak. Hatta Sayın Erdoğan'dan bu sinyalleri aldık. Dedik ki işte acaba ahlakta mı olacak bu? Merkez Yönetim Kurulu'nu topladığı zaman mı olacak bu? Kimler değişecek? Biz aslında aldığımız, yani kulislerden de aldığımız bilgi, AK Partili arkadaşlarımızdan da aldığımız bilgi hep Bakanlar Kurulu'nun da değişeceği, bu sinyallerin sadece sinyal olarak değil net bir şekilde bilgilerin geldiği yönündeydi. Ancak bir türlü AK Parti o değişimini gerçekleştiremedi, özellikle seçimden sonra. Ben bunu iki şeye bağlıyorum. Kendi seçmenleriyle, çekirdek seçmenleriyle bile bağını koparmış bir parti artık AK Parti. Özellikle son 10 yılında, 15 yılında öyle bir kendini bir çember içine hapsetmiş bir partiden bahsediyoruz ki o bilgilerin, enformasyonların artık araştırmalardan, daha doğrusu bağımsız araştırma firmalarından değil, kendileri yönettikleri firmalardan gelen araştırmalar var. İşte bütün kulislerde, bütün devletin her kademesinde kendi işte yandaşları var, ittifak ortaklarının bürokraside konumlanması var. Dolayısıyla da AK Parti artık çok ciddi bir şekilde içe kapandı. Sadece Türkiye'yi dış dünyaya kapamakla kalmadılar, kendi seçmenine de kapıyı kapattılar ve artık yeni strateji geliştirmekte çok kısır kalan bir partiden bahsediyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü ekonomi politikalarında dahi böyle bir yoksullaştırma politikasına gitmelerine rağmen, kamuda tasarruf paketini açıklamalarına rağmen,
kendi seçmeninin sesine kulak vermediklerini görüyoruz. Çünkü tasarruf dedikleri şey sadece vatandaşta, vatandaş dediğimiz de aslında kendi seçmeninde yaptıkları bir şey olarak kaldı. Bu fotoğrafa böyle baktığımız zaman sokağın derdi, sizin de KJ'de yazdığınız gibi geçim, hatta artık geçim yoksa seçim var sloganı, ana muhalefet partisinin sloganı olmaktan çıkmış durumda. Ancak buna rağmen bir tabiri caizse bir top çevirme halinde görüyoruz ittifak ortaklarını ve sürekli bir gündem yaratarak, bir sanal gündem peşinde koşarak, orada da bir ikircik yaratarak mutlaka bunu gerçekleştiriyorlar. Aslında zaten gündem olması gereken birçok konu varken Türkiye'de bazı gündemleri daha çok ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Ben Hüdapar'ın bu anayasa çıkışında buna bağlıyorum. AK Parti'nin eski kurucularını Şamil Tayyar gibi değil ama işte Ömer Çelik gibi aslında içeride olan sözcülüğünü yapan bir insanın da Erdoğan'dan bağımsız açıklamalarının yapamayacağına dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Orada da ciddi bir kazan kaynıyor. Dolayısıyla da AK Parti artık iyice dağılmanın eşiğine gelmiş durumda. Yeni bir strateji üretemiyorlar. Ürettikleri, bildikleri tek strateji eskiden yaptıkları gibi bir kasayı doldurmak, sosyal yardımlarla çekirdek seçmenini tutmak. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Son olarak onu da söyleyeyim. Bu anketlerdeki en önemli çoğunluk kararsızlar. Şimdi bu yön eylemin partisinde de karar, anketinde de kararsızlar dağılmış durumda. Evet, ve kararsızlar dağıldığı zaman da, orantılı olarak dağıldığı zaman dahi CHP'nin ciddi bir üstünlüğü var. Ama siyasi iklim o kadar hızlı ve o kadar çok bağımsız değişkene bağlı bir iklim ki sadece buna güvenerek CHP'nin biz zaten yarın erken seçim olursa birinci partiyiz dememesi gerekiyor. Bu anketten çıkacak önemli, en önemli sonuç AK Parti'nin acilen kan kaybetmeye devam ettiği için acilen kendini toparlaması ve yeni bir strateji kurması gerektiği olmalı. Peki Ceren Kumbasar Mumay, çok teşekkürler. Şimdi AK Parti'nin işte kendini toparlaması veya yeni bir strateji kurması. En büyük zorluğu ne? Tabii ki ekonomi.